Evet, şimdi öğrendiğimiz diğer güncel olaylardan biraz haber verelim size. Birinci olayımız, çizgi atalım. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir tarihi eser bulunmuş. Biliyorsunuz Hatay, Hristiyanların yoğun yaşadığı, eskiden yoğun yaşadığı bir yer. Hristiyanlara ait tarihi eser bulunmuş, bir kilise bulunmuş. Hatay'ın Arsuz ilçesinde. 6. yüzyıla ait kilise bulunmuş. Kilisenin adı ne? Adı Kutsal Havariler Kilisesi. Bu sene bulunmuş, yani 2015 yılında yeni bulunmuş. İkinci güncel olayımıza bakalım. Biliyorsunuz 64. hükümet kuruldu. Bu soru olarak gelebilir. En son kurulan hükümet kaçıncı hükümettir? Ya da 64. hükümet ne zaman kurulmuştur gibi gelebilir. Bugün, pardon, dün 22.11.2015 tarihinde TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı seçildi. Peki kim seçildi? AKP'den İsmail Kahraman, İstanbul Milletvekiliymiş, seçildi. İsmail Kahraman, İstanbul Milletvekili. Güncel olaylardan biri bu. 64. hükümetin TBMM başkanı kimdir diye sorabilirler. Bir tane de film festivalimiz var, biliyorsunuz. Uluslararası Antalya Film Festivali. Antalya Film Festivali. Bunun yaşam boyu onur ödülü, pardon, yaşam boyu onur ödülü var bu festivalin. Yaşam boyu onur ödülü talihleri diyelim, talihleri belirlendi. Önce belirleniyor, sonra da festivalde veriliyor ödülleri. Bunu kim? Erdem Kral. Erdem Kral, Ayşen Kuruda, biz bunu tanıyoruz zaten. Kayhan Yıldızoğlu. Bu yılın yaşam boyu onur ödülü sahipleri bunlar. Üç kişi. Kırmızıya boyayalım, aklımıza kalsın. Evet. İkinci bilgimiz İsmail Kahraman, TBMM Başkanı. Üçüncü bilgimiz Hatay'da bulunan kilisenin adı. 6. yüzyıla ait. Bu da önemli aslında. 6. yüzyıl olması. Ve adı Kutsal Havarlık Kilisesi. Bunları unutmuyoruz.